Hazreti Yunus aleyhissalatu vesselam denizde yolculuk yaparken efendim balık kendisini yutuveriyor. Ama Allah Celle Celaluhu o balığa emir veriyor. Bu kuluma bir zarar vermeyeceksin. Bu kuluma herhangi bir zararda bulunmayacaksın. Böyle bir durumla, zor durumla karşılaştığı için Yunus aleyhissalatu vesselam fenâdâ fi'z-zulumât. Ya Allah diyerek Allah'a nidada bulundu. Allah'tan yardım istedi. Fenâdâ fi'z-zulumât. Gecenin karanlığı, denizin karanlığı, balığın karnının karanlığı o sıralarda Yunus aleyhissalatu vesselam Allah'tan medet bekliyordu. Allah'tan yardım istiyordu. Ve Allah Celle Celaluhu فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ Allah Yunus aleyhissalatu vesselamın duasını kabul ediyor ve kendisini balığın karnından kurtarıyor. Ve Allah Celle Celaluhu duasını kabul ediyor. Ve iman eden kimseler işte Allah Celle Celaluhu böyle kurtarır. Başka bir örnek, peygamberlerin babası olan Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'ı ateşin içine atmışlardı. Ateşin özelliği de nedir? Yakmaktır. Ama ve lakin Allah müsaade ederse, Allah izin verirse ancak ateş o zaman yakabilir. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'ı ateşin içine atıyorlar. Ama Allah Celle Celaluhu ateşe diyor ki, ya nar, ey ateş, kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e serin ol. Serin olmasını ve zarar vermemesini emrediyor. Ateş yakmıyor. Demek ki ateş yakacak olursa, Allah izin verirse ancak nedir? Ateş yakabilir. Su boğar ama Allah izin verirse, bıçak keser ama Allah izin verirse, yani İbrahim aleyhissalatu vesselam Hazreti İsmail'i boğazlamak istemişti veya kesmek istemişti. Kesmek için çalışıyor ama izin verilmemişti bıçak kesmesi için. Evet, insan her yerde ve her zamanda Allah'a güvenmeli, Allah'a dayanmalı ve onun dini olan İslam'a sımsıkı sarılmalıdır. Peygamber Efendimiz'e de sallallahu aleyhi ve selleme de ve arkadaşlarına dediler ki اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Peygamberimize ve arkadaşlarına dediler ki müşrik olan kimseler sizi yok etmek için birleşmişlerdir. Bir araya gelmişlerdir. Sizin kökünüzü kazmak istiyorlar. Bu şekil iman eden kimseleri korkuttular. Ama iman eden kimseler Allah'a güvendikleri için, Allah'a dayandıkları için ne dediler? Efendim, imanları daha fazla arttı. Allah'a güveniyorlardı. Allah'a itimat ediyorlardı. Allah isterse o zaman her şey olur. Allah istemezse hiçbir şey olmaz. Bu türlü hastalıklar da şimdi bu zamanlarda bazı hastalıklar ortalıkta dönüyor ve o hastalık da kendi başına istediği kimselere bulaşamaz, istediği kimselere zarar veremez. O da Allah'ın askerlerinden bir askerdir. Allah izin verirse ancak o zaman o hastalık insanoğluna zarar verebilir.